Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir şehir parkurundayız arkadaşlar. Yeni hazırladığım parkurda bugün zaten gördüğünüz arabalarımızı küçük ticari arabalarla yeni parkurdayız. Hem de şehir parkurundayız. Arabaları yakından göstereceğim. Siz de bu arada favori arabanızı belirlersiniz. Doblo'yu görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Yanında Volkswagen Caddy var arkadaşlar. Küçük bir ticari. Hemen burada Dacia Ducker'ı görüyorsunuz. Ducker Recep abinin arabası. Burada Ford Tourneo Courier var. Courier'i bugün ben kullanacağım arkadaşlar. Harika duruyor. Burada Opel Combo var. Ve burada ise Renault Kangoo bizlerle abi. Arabalar ticari biliyorsunuz. Ve hepsi küçük ticari sınıfında, hafif ticari. İkisini de kullanabilirsiniz. Ve bugün yeni hazırladığım şehir parkuruyla karşınızdayım. Yeni parkur, süper arabalar. Bakalım sonuç ne olacak. Favori arabanızı çok iyi belirleyin. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Arabayı görüyorsunuz. Abi kuryer çok güzel bir araba gerçekten. Bayağı bir iyi. Polis arabası olarak da çokça kullanılan bir araba biliyorsunuz. İlk ben başladım. Bakalım yeni şehir parkurunu önce size bir göstermiş olayım. Hem de bir yarışmış olayım. Bakalım bitirebilecek miyim abi. Önce bir rampamız var. Şehrin ortasında bir parkur. Bir atlayış geldi. Güzel abi. Ya soldan ya sağdan geçeceğiz. Ortada kuyu var. Aşağı düşersiniz. Devam ediyoruz. Şu an için iyi geçtim. Şimdi burada bir tünelimiz var. Büyük güvenli bir tünel yolu arkadaşlar. Ve eğimler başlıyor. Bu parkurda böyle eğimli yollar var. Araba aşağı kayıp diskalifiye olma şansı çok yüksek oluyor bu şehir parkurunda. Umarım beğenirsiniz yeni parkurumuzu. Daha eğimli bir yol gördüğünüz gibi. Abi aman abi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Güzel geçiş. Buradan devam ediyoruz. Umarım yeni parkur gerçekten hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Bakalım göreceğiz. Şimdi burada bir rampamız var. Buradan çıktım. Aşağı düşmem lazım. Abi ne yaptım ben ya? Abi konuşuyorum diye kafam karıştı ya. Abi yolun üstünden devam etmem lazım. Aşağı inmemem lazımdı. Ve maalesef görüyorsunuz arkadaşlar. Diskalifiye geldi. Kötü başladık abi. Vallahi kötü başladık. Batman bakalım neler yapacak. Batman parkuru beğendin mi dostum? Örümcek abi ya. Var ya mükemmel gözüküyor. Parkura bayıldım biliyor musun? Seni izledim ama keşke parkuru bitirebilseydin. Vallahi bitiremedim Batman ya. Abi bitiremedim gerçekten. Bitirmeyi çok isterdim ama olmadı maalesef. Şu an için Opel Combo karşınızda. Arabayı görüyorsunuz. Küçük bir ticari ama çok sevilen bir ticari araba arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz söylememe gerek yok. Şöyle bir bakın Opel Combo'ya. Beyaz rengiyle gerçekten çok güzel duruyor. Bakalım parkuru bitirebilecek mi? Opel Combo gücü. Oho, çok güzel. Sağdan mı soldan mı? Sağdan geçti. Güzel abi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu an için her şey yolunda gözüküyor. Opel Combo ve Batman için eğimli yoldan geçiyoruz. Şimdilik bir sıkıntı yok. Araba kayıp aşağı düşebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok dikkat etmeniz lazım gerçekten. Tekrar başlıyoruz gördüğünüz gibi. Opel Combo buradan geçtik sıkıntı yok. Tekrardan bir atlayış. Aman abi aman abi sakin. Bitirmemiz lazım parkuru. Batman'in başarıya ulaşması lazım çünkü ilk performans. Maalesef biliyorsunuz başarısız oldum. Bakın tam da sol taraftayım. Arabam orada bekliyor kuryer. Aman abi ne yapıyorsun? Direğe niye vuruyorsun ya? Kocaman direğe vuruyor. Şu an için şehir parkurunun sonuna geldik diyebilirim. Rampadan uçtuğunda bitecek. Ve işte budur. Opel Combo. Mükemmel bir küçük ticari. Mükemmel bir performans. Abi vurma bir de ya. Abi vurma şu arabayı mahvetmeyin ya. Çok güzeldi arkadaşlar. Performansı müthişti bence. Şimdi Demir Adam'la devam ediyoruz. Karşınızda gördüğünüz gibi Renault Kangoo'nun 2021 model arabası var. En yeni Renault Kangoo arkadaşlar. Şu ana kadar GTA 5'te YouTube'da hiç görmedim. İlk biliyorsunuz biz getirmiştik bu Renault Kangoo'yu. Hiç yok şu an. Tek bizde var bunun modu. En son baktığımda belki yeni yapan olmuştur ama en son bizde vardı. Renault Kangoo'nun bu yeni kasası, yeni modeli. Bu da tabii Örümcek abi abonelerinin bir özelliği, ayrıcalığı. Hadi bakalım. Şu an için devam ediyoruz. Abi yavaş ol biraz. Kangoo gücü. Abi araba çok fena gidiyor ya söyleyeyim. Aşırı hızlı gidiyor Renault Kangoo. Şimdi eğimli yola geleceğiz. Başlıyoruz. Renault Kangoo aşağı kayıyorsun. Ah be Kangoo ne yapıyorsun abi ya? Abi Kangoo'yu biz bunun için mi seçtik? Biz bunun için mi Kangoo'yu getirdik özel olarak? Diskalifiye olsun diye mi? Demir Adam ne yapıyorsun ya?
Abi çok güzel gidiyordu. Eğim çok fazla arkadaşlar. Kontrol inanılmaz zorlaşıyor. Ve maalesef Demir Adam'ın performansı gördüğünüz gibi başarısız oldu. Ve şimdi devam edelim Baldi ile. Karşınızda Volkswagen Caddy var. Baldi ne oldu dostum? Ya arabaların kapısını karıştırdım. Recep'e bak alkış yapıyor. Dacia Dakar'ın üstüne çıkmış. Neyse dur bakalım. Şöyle ön tarafına bakın arkadaşlar. Arka tarafa bakın güzel. İçine bakın. Çok güzel bir araba gerçekten. Vallahi gayet güzel. Küçük ticari denilince, hafif ticari denilince ilk akla gelen arabalardan bir tanesi Volkswagen Caddy biliyorsunuz arkadaşlar. Baldi bugün bakalım neler yapacak. Merakla bekliyorum. Baldi'nin performansı bugün çok önemli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok önemli. Şu ana kadar sadece biliyorsunuz bir araç başarılı oldu. Bakalım Caddy neler yapacak. Şimdi hızlandırıcıdan bir uçuş geldi. Güzel. Sol mu sağ mı Baldi? Sağdan devam ediyoruz. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Burayı da geçti. Gayet güzel bir şekilde performans devam ediyor. Aman abi burada biliyorsunuz biraz önce bir sıkıntı yaşadık. Kango ile aşağı düştü. Bakın aşağıda bekliyor hala. Zor bölgeler var parkurumuzda. Ha aşırı zor bir parkur değil şehir parkurumuz. Ama gerçekten eğlenceli bir parkur olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlerin de beğenisini almıştır. Güzel şekilde beğenirsiniz. Ve şu an için Caddy devam ediyor abi. Baldi bu işin üstesinden gelecek arkadaşlar. Ben Baldi'ye güveniyorum. Ve zaten güvenim hiçbir zaman sarsmadı demeyelim. Sarstı tabii ki ama bence bitirecek. Volkswagen Caddy performansına devam ediyor. Son geçişler artık şehir parkurunda. Yeni parkurumuzda Volkswagen. Mükemmelsin Baldi. Opel Combo'dan sonra Volkswagen Caddy'nin de performansı şahaneydi arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Gerçekten çok başarılıydı. Gördüğünüz gibi mükemmeldi arkadaşlar. Şimdi kaptanı izleyeceğiz. Fiat Doblo. Gerçekten çok güzel. Doblo'nun performansı bugün bence çok iyi olacaktır. Daha sonra Dakar'ı izleyeceğiz. Dakar'ın da iyi olacağına şüphem yok. Ve şu an için Doblo'ya bakıyorsunuz. Bir böyle küçük ticari araba arkadaşlar. Aynı zamanda hafif ticari bir araba zaten. Doblo gücünü kaptan bize gösterecek. Şu an için rampamız çıkıyor. Hızlandırıcıdan geçtik. Bir atoyuş. Mükemmel. İşte budur arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Soldan geçtik, sıkıntı yok. Tekrardan bir uçuş. Başarılı. Gayet güzel gidiyor. Eğimli yol başlasın abi. Burası sıkıntılı. Kango gibi aşağı kaymamanız lazım. Ama Doblo diyoruz abi. Doblo ya. Enişte arabası abi. Buna bir şey olmaz. Merak etmeyin. Bir şey olmaz arkadaşlar buna. Tekrardan aman abi. Aman abi. Sakin. Aşağı düşme. Diskalifiye gelir, aşağı düşme. Çok iyisin abi. Bak birazcık aşağı düşse rampanın kenarından diskalifiye diyecektim ama yola kadar kenarda sürüklendi. İnanılmaz bir şanstır bu. Gerçekten inanılmaz bir şanstır. Ve şu an için Doblo devam ediyor. Bir uçuş. Muhteşemsin Doblo. Abi kaptan inanılmaz iyi yarışıyor. Çok tehlikeli bir yerden diskalifiyeden kurtuldu. Ve başarı geldi Doblo'dan. Fiat Doblo diyoruz. Mükemmel bir performansla parkuru bitirdi. Opel Combo, Volkswagen Caddy ve Fiat Doblo. Bugün yeni parkurumuzda, yeni şehir parkurunda başarılıydı. O zaman artık Recep abi izleyip sonuçlara bakalım. Siz de hala favori arabanızı belirlemediyseniz lütfen belirleyin arkadaşlar. Çok fazla zaman kaybetmeden belirleyin. Videonun başında belirlemeye çalışın. Çünkü en sonunda kedinin bitirdiğini göreceksiniz. Benim favorim kedi derseniz çok da yani hile yapmış olursunuz. Kopya çekmiş olursunuz. O yüzden videonun başında yazın yorumunuzu. Videoyu izleyin. Daha sonra bir daha yorum yapın. Abi benim arabam bitirdi veya bitiremedi diye. Bol bol yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yani çok bir şey istemiyoruz değil mi? Para pul yok. Bedavadan bir şey istiyoruz. Yorum yapın. Abone olun. Videoyu beğenin. Bu kadar. Başka bir şeye gerek yok. Hepsi ücretsiz zaten. Ve şu an için Dacia Dakar zamanı. Ve Recep abi. İşte budur. Mükemmelsin abi. Abi yavaş. Abi sağdan geçtik. Çok güzel gidiyor. Dacia Dakar. Tekrar bir atlayış. Mükemmelsin abi. Çok güzel. Güvenli bir tünel yolumuzdan geçiyor Recep abi. Dacia Dakar'la şu an için eğimli yol.
çok rahat bir şekilde geçti. Kango nasıl kaymıştı abi burada? İnanılmaz kaydı Ducker'la. Şey Ducker diyorum, Kango. Ama Ducker gerçekten çok güzel gidiyor. Muhtemelen parkuru bitirecek arkadaşlar. Çünkü çok güven verdi bana Ducker şu an için. Recep abinin şoförlüğü zaten çok iyi. Ve %99 parkuru bitirecek arkadaşlar Recep abi. Göreceksiniz. Şimdi. Ohohoho, mükemmelsin Dacia Ducker. Gerçekten çok güzel gidiyor. Artık parkurun neredeyse sonuna geldik arkadaşlar. Dacia Ducker gücü mükemmel bir performans gerçekten. Çok başarılıydı Dacia'nın performansı. Abi bir de vurma Recep abi, niye vurdun Doblo'ya ya? Abi Doblo'ya vurdun da mı gitti? Neyse, 4 arabanın performansı çok güzeldi. Biliyorsunuz başarı çok iyi geldi arkadaşlar. 2 de bugün diskalifiyemiz var. Bir tanesi Renault Kangoydu arkadaşlar. Renault Kango maalesef diskalifiye oldu. Diğeri hangisiydi abi? Diğerini unuttum. Combo burada, kedi burada, Ducker burada, Doblo şey burada. Abi kimdi ya diğeri? Abi ben yarıştım. Vallahi unuttum arkadaşlar. Ha, kuryer. Tamam, kuryerdi. 2 araba diskalifiye, 4 araba bugün parkurda başarılı oldu. Umarım favori arabanız bu arkada gördüğünüz 4 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.